Gel şu klarnete bakak ya. Gel bakayım bir übüyöttüreyim şu millet klarnet nasıl çalınıyor bir görsün ya. Amına koyayım ya. Yak çalamazsın, ses çıkaramazsın falan. Hayırdır oğlum? Ben bu sakal gözükmesin diye şu an var ya uzun hava bile çalarım onunla. Klarnet boy. Herhalde. Dur bakalım şu klarnete bir inceleyelim. Klarnet bilen var mı aranızda? Oo Johnny. Gel sen de bir tıraşını göster oğlum. Tamam biz... Bak bak gördün mü? Jilet. Ben zaten aynısı ya. Senin evet hep yaptırdığın saç. Benim bu sadece imkansız Yok olan. ya, bence alışmıştır millet. Yak lan alışma. Ayıp olmasın diye konuşmuyorlar amına koyayım. Evet. Klarnet çantamız bu. Kendisi geleceğin klarnetçisi olarak. Tam da o klarnet Yok lan o da yüz yuvarlak bir şey. O kadar da değilimdir ya. Bak bunu 2 hafta önce yaptırmış olsaydık spordan önce çok daha kötü olurdu. Ne o? zaten abi. Ya, bence yayın açmazdın sen. Açmazdım. Vallahi açmazdım. Sikerler ben bunlarla mı uğraşamam bana. Geldiği gibi papağanı bedevidin. Ayu ya bir el yaz velet. Yarrak kafası ya. Bu göt plak. Göt plak 2. Arkadaşlar set böyle bir set. Bilmiyorum ki. Valler. Valle. Aa çok iyi. Valler kendini var. Arkadaşlar bu klarnet yaklaşık olarak 220 bin lira. 220 bin liralık özel klarnet aldım. Sırf sizin için. İşten dolayı. Hani ekonominin bu kadar zor olduğu yerlerde günlük 220 bin liralık klarnet alabiliyoruz. Kaç paraydı lan? 3 bin lira mı? 5 var mı? Bunu geri verelim. Siktir et Güzel kampanya vardı. Klarneti ne yapacaksın oğlum? Orkestra kuruyoruz. Kemanı da geldi şeyin. Al bak kordisepsin. Keman da orada. Al kordisepsin kemanı burada. Ben bunu da çalacağım birazdan. Onu da biliyorum ben lisede senelerce çaldım. Evet parçalarının nasıl oluş... Hiç eğitim videosuna bakmayacağım. Kendi başıma kuracağım. Ve direkt sesi çıkartıp çalmaya başlayacağım. Kamış var mı içinde? Kamış mı? Var var. Çapari var mı? Ne gülüyorsun oğlum? Espri yaptım. Çapari ne? Adamsın. İçinde eldiven. Eldivenlerimizi takmamız önemli. Onu 250 kesinlikle tak abi. 250 bin lira baba. Kamerayı büyütür müsün? Yok kanka sağ olalım. Başka zaman inşallah. Biraz daha kendimizi iyi hissettiğimizde. Eldivenler elime oldu bu arada. Ellerim küçük değildir. Ona rağmen oldu. Merhaba. Bal gibi. Evet. Parçalarımızı tanıtıyorum. Arkadaşlar bu kureçe. Yani klarnetin zurna kısmıdır. Uç kısmı. Bu daha böyle ovaldir dışarı doğru. Bunun adı zurneçe. Bunun adı kmençe. Bunun adı torneçe. Bu üçü çok önemli. Bunlarla farklı tonlarda ses çıkartıyoruz. Klarnet bilenler şu an kafayı yamına. Bakın bu takota notası. Yani takota dediğimiz dip sesler. Daha çok böyle efkarlı sesler için kullanılan bir parça. Çalışılmış oğlum. Ben yıllarca çaldım lan. Bezi. Tornavida falan var içinde. Bu hep yanlış biliniyor. Bu işte buradaki nemi alsın değil mi? Yani şeyi alsın, Evet. küflenmesin falan diye. Bundan bir tablet attın. Atmayın lastik atan matan olur ama Allah korusun bu çok tehlikeli ha. Bunu sakın. Ciğer mi yer açıyor diye espri yapacaktım da Allah korusun manyak deli yapar amına koyayım. Bu da klarnetin öskesi yani orta kısmı. Öske. Öske orta parça. Şöyle göstereyim. Şimdi biz bunları başka bir şey var mı lan bu klarnetin? Kamış ne oğlum? Nasıl kamış? Oğlum, oğlum buradan işte bak. Yok herhalde kamışı. Şimdi ben tamamen hiçbir bilgim olmaksızın kendim deniyorum tamam mı? Nasıl yapılacağına bilmiyorum yani. Kamerayı biraz büyüteyim millet görmüyor ya. Bana bakmayın tamam mı? Klarnete bakın aman. Tamam bu böyle. Mantarlı ha. Bak delikleri birbirine getireceğiz yüksek ihtimal. Böyle ha. Tamam baba buna şimdi bir buraya bir buraya bir şey takmak lazım. Şunu açalım. Karniçe unutmayın. Bunun adı Bu karniçe. sol 300 diyor bu. Sol notası 2. Solo. O sol anahtarı. O do o mi. Bu da sol 300. Tamam bu Aa sol iki yedek anahtarı. yok. Sol yedeğini Tamam yollamışlar. tamam. Sol yediği öyle bir şey yok. Bu sol şey, sol klarnet. Tukan abiye fokuslanın. Fokuslan da biraz gönlün açılsın amına koyayım. Sevap işlersin. Göğüse bak. Arkadaşlar şimdi göğüs falan boş verin ya. Bunlar boş iş Kaya ya. gibi lan. Bunlar daha yeni şeyler. Bekleyin. Baba bu da herhalde Girecek gibi. evet sol 300 bak. Şunu en aşağı düdüğünü sokak mı? Çin yapımı diyor ya. Çin malı yollamışsın oğlum bize ya. Bu herhalde en Baba aşağı. bak şöyle bir mantık yürütelim. Sol Sonuçta 300. bunu da bir insan yaptı bak. Logo burada. O zaman bunun Öyle böyle olması lazım. Deliklere parmağımızı basarak çalıyoruz. O zaman uzun yer burası evet. Direkt en aşağı Bu en takacağız. aşağı. Karız kanka. Zorlamıyor
Olmadı abi, yanlış takmıyor. Alıştırırız. Bu mant bozuldu amına koyayım. Klarnetçi yok mu oğlum klarnetçi? Berkay kimse yok mu ya? Kanıttırmamak lazım bunu ya. Ne diyorum işte. Aa kamışı var işte, kamışı var. Kapak yapmış, sol kapağı takmış yanlışlıkla ya. Tamam bekle, onu buna takacağım. Onun arasını mesela ver ha. Tamam baba işte böyle. Bak bu buraya geniş yer. Hatta valleri mu? Valleri de şöyle tam denk getirelim. Yok baba zaten zor takılıyor. Şunu bir tutar mısınız? Kırlançı. Tamam ver onu bana. Bu da böyle. Kamış sana dönük olacak. Ya, yemin ediyorum hiç bakmadım bak ha. Şimdi o kamışa dişini değdiriyor. Tamam baba dur. Bu... Onu hiç elleme öyle abi. Bu aşağı mı söküyorum ya? Hayır hayır hayır. Tamam ucu. Bunu da basıyorum baba işte artık. Acaba bu da ona mı? Olmaz baba bak. Bu erkek bu dişi. Bunun ikisi de dişi. Başlıyorum. Baba kırıldı dişi mi takınca bunu? Ama biraz açmak mı gerekiyor kanka, acaba? Kanka bunun ama nefes... Bunu açacağız oğlum. Bu açılıyor mu? Hayır ya, kamış dönüklüğü. Oğlum böyle bir ahşap olmaz amına koyayım. Bu ahşap... Ben saksafonda kamış dönüklüğü veriyordum. Tamam da... Biraz gerginliğini azaltabiliriz. Bir dakika nota yap, şey yapayım bir. Akort. Isırmayacaksın abi. Değdireceksin abi ya. Yemi. Yerde bir hata var abi o zaman. Oğlum bir her ısırdı şey ağzıma götürdü. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu ahşap baksanıza internette ya. Oluyor. Emin misin? Abi, oğlum. Bu çalınıyor ama yeri. Aha. Amına koyayım. Dedim ulan buradan. Flüt çetesi. Flüt çetesiyle geldiler. Burada öttürüyorlar sandım amına koyayım. İzleyicilerden 5-10 kişi böyle. Bence bu. Dur bakayım. Ama hiç ses çıkmıyor. Biraz o gerginliğini açsana o şeyin. Baba bunun ayarlı mayarlıdır bu ya. Yok abi onu sen zaten her türlü kamışını çıkarıp takacaksın her türlü. Kamış sürekli değişen bir şey. Şamamışa gerek yok amına koyayım. Lazım. Tamam. Kamışını biraz aşağı kaydır. Oğlum biz bunu duvarı dübel yokken içine sokup vurup duvara çakıyoruz vidayı ya. Bu çok sağlam bir şey değil ki, ben bunu tükürüp de bozduğunu değişiyorum. Tuşlara bas. Amına koyayım piyano mu lan bu tuşlara bas. Üfleyeceksin ki çalışsın. Kamışı kendine çevir kral. Çıldıracağım diyor oğlum, ilk defa kullanıyorum. Yandan üfle ya. Yan flüt o. Bu saksa... Bu ne lan, klarnet bu. Klarnet o. Klarnet yandan mı? Aç YouTube'dan bir bakayım video. Oo bak bunu ben çok güzel kendime göre ayarladım. Tamam. Benim bildiğim kamış tam ucu ucuna oluyor da. Öyle mi? Kırıldı zaten ucu. Bunun yedeği yok mu içinde? Hayır, aldıktan sonra sıkıntı yok. Abi burada tamamen kapatırsak. O mantık çalım. Öyle mi çalınıyor? Bak biz böyle çaladık. Sen ne çaldın oğlum? Saksafon. Saksafonla bu bir mi? O da kamıştı. Ben de saksafon öttürdüm. Yani bir kez öttürmedim yani, bir kez. Bir okulda verdiler al üfle diye öttürdüm. Bilen varmış. Bilen varmış, çekeyim mi? Çeksene bir DC'ye ya. Bak şöyle bir çal bakayım bir de. Ne? Nasıl? Sen de düğmeye bas amına koy. Herhalde buna yanlardan falan basılıyor şöyle. Hah! Hah! Ağzınla ha. Oğlum ben kendim yapıyorum. Ha. Bak abi benim atladım böyle. Bir anda. Vaa gök fıtığı battı amına koy. Orayı tıkamayacaksın. Kamışı çok ezmeyeceksin. Hah! Hah! Dur 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 bekle. Onun ince yeri var. Tam olay zaten harbi bu ahşabın titremesindeymiş yani. Bu böyle o titreyince... Kamışı serbest hafif yani. Düğmeleri nerede? Heh, şeyleri bakayım. Bu var, bu var. Bir sürü var amına koyayım. Nasıl çalacağız bunu ya? Ağzım kurudu ya. Kurtlar Vadisi'ne bir giriyormuşum burada. Unuttum ama nasıl lan bir dakika. Kimin
Yeni sınav aldım. Bozdum. Kameraya doğru ver üfle. Neye kameraya doğru üfleyeyim? Sizce bakmayın, dur, kulaklık yok. Çıkarmış olabilir mi? Kamış galiba, iptal ya. Bunu biraz daha sıkayım. Bak biz ne yapıyorduk biliyor musun? Şöyle. Tamam. Şöyle. Evet. Yani dudakların içiyle değil. Buraya. Bu dişi taktığında bu ses çıkıyor. Bak. Şöyle ya. Yanak şişirmemeye çalış. Ya ben düğüncü gibi niye bunu çalıyorum ya? Bu ne oğlum ya? Ben piyano miyano gitar mitar çalayım amına koyayım. Bunda nasıl olacak bu ya? Aa, az önce iyi geldi bak. Bunda olay çok nefes vermeyeceksin. Bunda böyle bak. Çekeceksin. Bir tek bunu yapabiliyorum. Başka da bir nota... Abi düğme basınca da bir bok olmuyor amına koyayım. Şuna bakayım bir de. Desene. Ciğer açıyorum bir saniye ya. Sırlar dünyası. Dur, Discord'da biri geldi mi? Bekleyin dur. Ananı arıyorum. Alo. Alo. Bir dakika. Low battery diyor. Kulaklığımı şarj etmemişim amına ya. Alo. Ah lan, geliyor mu sesim abi? Geliyor şu an ama her an kulaklığım kesildi. Bir var mı uzman? Okey. Ya var da Discord'a girmekte ya bir sorun yaşadık. Herhalde çok hakim değil Discord'a. Eldivenler yakışmış oğlum. Klarnete kıymetli şey yapacaksın. Arkadaşlar sakalımla ilgili dalga geçmeyin, sikerim Discord. Ben beğendim bu arada. Saçı ben göremiyorum ama sakalı ben beğendim ilk gördüğümde. Güzel olmuş, güzel. Harbi mi lan? Ben bilmiyorum. Bu arada neyini beğenmediler onu anlamadım. Zaten beğendiler lan. Genellikle beğendiler de yeni nesil. TikTok'tan geldi onlar. Bunu bir USB bir şeye bağlamamız lazım. Hah, buldum. Çekiyorum. Çek bakayım. Bunu ama bir yere takamayacağız ki. Hoş geldin. Selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay hoş geldin kral. Var var geliyor. Var, bizim var. Sesimiz geliyor mu? Geliyor geliyor. Kordi misafirimizle bir ilgili duymuyorum sizi. Geliyorum hemen. Domayıcı derken? Ses deneme. Alo geliyor. Ah tamam, şu an idare ederim bununla. Umarım şarjı bitmez. Hoş geldin. İsim neydi? Hoş buldum Murat, ben 34 yaşındayım İzmir. Oo, akranız. Yani biraz büyüksün, abi diyebilir miyim? Ha, estağfurullah, ne 2 senedir senin izliyorum. Diye. Eyvallah, 28 ben de teşekkür ederim. Hocam klarnet mi çalıyorsun? Çalışıyorsun ne ya? Ya şöyle, ben çocukluğumdan beri aslında çalıyordum ama bir 10-15 yıl ara vermek durumunda kaldım. Maddi 10-15 yıl ara verdin. Aynen. Son böyle 3 senedir 4 senedir elime tekrar güzel kaliteli diyebileceğim standardın biraz daha üstünde bir klarnet edinebildim yani. Takılıyorum yani öyle. Bu markadan haberdar mısın? Valler? Valler başlangıç için verdiler bana yani, hani al kurcala oyna öğren dediler yani. Yani şimdi özellikle öyle şeyler için ben sana yardımcı olabilirim herhalde ama hani çalma konusunda bir kurs gibi bir şey tabii ki veremem, o haddime değil yani. Estağfurullah, niye ya? Ama şöyle söyleyeyim, bir kere o ağızlı kısmı back deniliyor klarnette, sen onu ters tutuyorsun bir kere o. Bir dakika, tamam, bekle şimdi o zaman adım adım hatalarımızı düzeltelim. Birlikte evet. Bunu yapalım. Şimdi öncelikle evet. Ben bunu ters takıyorum. Yani tam zıt tarafa ahşabı aşağı çevireceğim anladığım kadarıyla. Evet yani kamış dediğimiz kısım. kamış dediğimiz o kısım alt dudağımıza gelecek. Ama ben senin yayını görebilsem keşke, yardımcı olabileceğim de. Dur, ben sana dur, tamam, görüntüyü verdim. Sesi açamıyorum dondu. Sadece çift gelir diye. Bak açtım. Ha, dondu şu an, bilemiyorum. Tamam bu böyle, evet, daha tabii böyle çıkıyormuş bu ses, tamam. Evet. Evet. Başka bir hatam var mı?
Hata çok tabii ki yani. Ben de bile çok. Hepimiz de çok yani. Çoğumuz da çok. Ama şöyle söyleyeyim. Başlangıç için alt dudağın bir santim kadar yani o kamışı bir santim kadar ziyaret edecek. Öyle söyleyeyim yani. Bir yani, santim kadar sokuyorum yani. İşte o sokmalı bilmem neli ben konuşmak istemiyorum. Ya yok normal şu an. Hani bir santim içeri yollamam lazım. Evet evet. Alt dudağın oraya oturması gerekiyor. Bu bir şey söyleyeceğim. Dudakla da yani vuruşla dudağın konumuyla da farklı tonlar çıkartabiliyoruz anladığım kadarıyla. Yani evet, bak bir ses düzleşti mesela. Bir düzgün çıktı. Öyle lazım. Söyleyeyim. Tabii çünkü tersi demini. Şimdi düzelteniz. Evet. Şu an istediğim bu ahşap ağzıma geliyor arada. Bu yiyor muyum ben bunu farkında olmadan acaba? O ahşabın en azından klarnetin madem markası söylendi. Ahşabın dediğimiz kamışın en azından markasını biliyor muyuz? Yok onu hiç bilmiyorum. Yok bu bayağı bizim marangozlar yapmışlar gibi. Sen bunu ne yapacaksın? Bir tane arkadaşımız biz söyledik. Hani sağ olsun evet. Yardımcı da oldu izleyicilerimizden. Dedik ki hani başlangıç seviyesi keman meman biz böyle bir temelini öğrenelim sonra sararsa başka bir cihaza geçeriz dedim ben. Yani şimdiki hikayemiz çok bu. Çok iyi yapmışsın. Yani çok da güzel hisli bir alet. Vokal alet diye geçer zaten. Şarkı söylüyor gibi yani düşünebilirsin bir enstrümanın öyle bir alettir yani. Evet ya benim yapamadığım namiyi buradan yapabiliyorum. Estağfurullah. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Kamışı oturttuğun ayar bile çok önemli. Üflediğin ayar, dilin ayarı, üfleyiş, nefesinin sıcaklığı, soğukluğu onlar bile aslında bir etken. Yani çok geniş bir konu. O kadar ayrıntıya girmeyeceğim. Tamam. Ama kamışın en azından taktığın o ağızlık kısmı, bek kısmına birebir mi en üstünden? İlk önce ona bak. Ha birebir, neredeyse birebir ama onu tam birebir mi yapayım? Tabii tam birebir onu ondan sonra kelepçelerini sık. Çok da sıkmana gerek yok. Kelepçelerini sıkacağım. Yalnız tabii. Bir parçasını kırdım ben onun ama herhalde bir ses verir ya. Ama şu an çıkardığın sesi bile çoğu insan aslına bakarsan 1-2 ayda çıkarıyor. Ciddi misin ya? Bile. Evet, evet, evet. O gerçekten. Zaman dinle kardeş. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ben bunun sesini çıkartıyorum ama bu deliklere parmağımı götürdüğümde hiç böyle hani da ra ra do re mi fa fa olmuyor ya. Hep aynı. Şimdi girecek yok. Yok. Mesela en üst kısmı o back kısmını çıkar elinde tut. Back kısmı var ya ağızlık kısmı kelepçenin bağlı olduğu. Evet onu elinde tut mesela. Tamam kamışı kırma. Tamam. Çok hafif ıslak mıdır nemli midir yani böyle çok kuru kuru değildir değil mi böyle? Tam yani? Ayarında hafif ıslak yani şey böyle güzel yani ne diyeyim hafif ıslak mı? Ya şu an nasıl... İyi yani. Ya maalesef yani klarnet çalıyorum, saksafon bile çalıyorum. Maalesef toplum... Türkiye buna hazır olamadı bir türlü. Şimdi o parçaya mesela üfle. Normal bozuk böyle düdük gibi ses çıksın. Öyle söyleyeyim sana. Onu çıkarmaya çalış. Evet bu önemli. Sanat kardeşim. Sanat ya vallahi Allah. Evet. Tamam. Yani hiçbir tuşa basmadan, sen o delikleri kapatmadan, bir perdeye, notaya basmadan sadece ondan ses çıkarman önemli. Boş zamanlarında bunu dene. Ben ağzımda bununla geziyorum o zaman evde. Evet. Dili derler abi ya. Tamam. Oradan sonra. Tamam böyle gezeceğim. Bunu yap ve bundan stabil ses çıkarmaya çalış. Her seferinde çalmaya çalış. Aa bak bir ıslık bu ses değil. Çıkartabiliyorum bir de tok. Tok bu değil. Ha, tok olan. Evet. Bu düdük gibi. Evet. Bu daha düşük ton. Ben bundan bile Kurtlar Vadisi çalarım. Oha bu yalnız çok küçük minnacık dil vuruşlarıyla bile bambaşka hissiyatlar yaşatıyor ya. Elinde tuttuğun klarnetin beyni diyebilirim sana. Öyle çok önemli. O zaman bunun üzerindeki ahşap da çok önemli yani. Tabii ki ağacı, tuşları, perdesi her şey çok önemli bir enstrüman ama elinde tuttuğun klarnetin gerçekten beyni. Vay be. Tamam. Evet. Ben bunu dişleyerek çıkartmam gereken ses bu anladığım kadarıyla. Hemen. Evet. Ama bak
Sözünü kestim, pardon. Aynı tonu veriyorum, bir anda yok oluyor. Halbuki aynı gücü veriyorum yani. İşte o da göt ister kanka. Zaten bunu bir günde yapabilseydin amına koyayım biz de 20 senedir uğraşmazdık diyor şu an bana. Ama dudak basıncınla üfleme yani nefesinin ısısıyla bile alakalı o değişim aslına bakarsan. Bu kadar kolay değil. Evet. Oy çok zormuş bu arada. Harbiden çalanlara o zaman helal olsun. Şimdi tamam. Ben yine geri takayım mı bunu? Tak. Altta kalıyor dedik. Şunu tam düzgün bir şekilde taktım. Bütün parçalarını çevirerek tak. Soldan sağa, sağdan sola. Nasıl? Ben onu biraz hayvan gibi yaptım az önce, farkındayım. Öncesinde eğer bunu bir kısım bile olsa, bir müddet bile olsa kullanmak istiyorsan biraz o güderilerini yağlayabilirsin. Çık oturur yani, güzel olur. Tamam, yağlama da yapacağım. Peki delik ya, o üflerken az önceki üflemedeki farklı ton geçişlerini bu notalara, deliklere basarak nasıl sağlıyorum? Şimdi şöyle düşün. Aç avucunu mesela, parmaklarını görüyorsun. Parmaklarının üst boğumundaki orta kısımlarını düşün. Onları oturtuyorsun aslında. Ne ucunu, yani şöyle düşün. Parmağında 3 boğum var ya, en üst boğumundaki orta kısmı. Okey. Tam parmak izinin olduğu yer, çıkıntı olan yer gibi düşünelim. Evet, aynen öyle. Çok güzel. Bakayım şu an gelin mesela, oturtur bir deneyelim mesela. Hani mesela oturtuyorum. Üflemen önemli değil. 1-2 kaldı biraz ama. Yani üflemen önemli değil. En azından parmak pozisyonunu göstereyim sana. Flüt gibi bizim. Alttaki kısmın en üstteki deliğini mesela kapatman lazım. Hayır, oraya değil. Sağ işaret parmağını üstteki deliğe, en üstteki deliğe, tuşlara değil, üstte bir delik var. Bak, klarneti biraz yan tut. Altta bir delik var tek başına duran. Sağdan bahsettim, iyice kafalar karıştı. Bekle, çok tamam. Ben şimdi tabii yayında zor tabii. Delay falan da var ya. Şimdi bak, benim gördüğüm ilk delik direkt şu, bak yayından gösteriyorum. Gördüğüm ilk delik, göğsüme dayadım, şurası. Bu senin bahsettiğin delik değil değil mi? O oraya, tamam öyle yapalım. Birincisini oraya koy, ikincisini bir altına koy. Üçüncüsünü orada tuş olmayan deliğe koy. Tamam. Tamam mı? Sonra diğer parmağı, diğer ele geç. Diğer elden, gene işaret parmağından, evet orası. Serçe sonra, boş kaldı. Evet, serçeyi... serçeyi de kıvırıp kıçına soktu. Ben kendimden utandım şu an. Estağfurullah. Elinin, sağ elinin yeri değişmiş olması gerekiyor. Ben yayından ters görmüş gibi oldum. Sol elin yukarıda aynı pozisyonunda, sağ elin aşağıda aynı pozisyonunda olacak yani. Aslında ters elle yaptık yani. Tamam, anladım. Peki o yalnız kalan deliğe serçe parmağımı uzatamam herhalde. Şimdi o serçe parmaklarının hepsi boşta kalacak. Mesela soldaki elinin serçe parmağı şu. Evet. Evet, sağdaki serçe parmağında alttaki, anladım, tuşlara. Tabii bunun ara tuçları da var. Onlara sonra geçersin. Öğrenirsen inşallah. Yani tabii. Bak, bu arada bir şey göstereceğim çete. Şurada bir stoper var. Bu da baş parmaktan destek aldığı yapmışlar ha. Aynen öyle. Sol elinin arka parmağını da arka boşluğa koyuyorsun. Bu. Hemen bakıyorum. Evet, ve üstündeki tuşu da aynı parmağınla kullanabiliyorsun. Yani bir parmağı aslında birkaç tane tuşla, birkaç tane delikle kullanıyorsun. Öyle düşün. Çok zor lan. Zor ama öğreniriz tabii. Tamam. Şimdi ben mesela bütün deliklere parmağımı koyduğumda, bir ses verdiğimde o doğ mu oluyor? Hayır. Sol elindeki klarnet olduğun için, bütün o bahsettiğim delikleri kapattığın için sol klarnet. Yani sol olur. Sol nota söyle. Çok güzel. Çok iyi. Aslında sol bu. Nerede duysam tanırım. Sol. Direkt sol verdim. Ya evet. Sol'e çok yakın bir ses çıkardın. Senin sadece şu an sıkıntın dudağın alışık olmadığı için ve dudağın da yani klarnet birbiriyle adapte olamadığı için o problemin o. Yaparsın. Ya adapte ediyorum. Çok güzel.
Ulan buna sesi. Nefesiniz nasıl yetiyor ya? Şimdi bak şu sesi yap. Yani şöyle diyeyim ben sana. Sol elinin baş parmağıyla arka deliği kapat. Bak ben bu arkadaki deliği hiç kapatmıyorum ha. Küçüğü. Tamam onu kapatmazsan olmaz. O beyinden sonraki bir yer öyle diyeyim sana. Sol arka parmağı. Oo, parmaklarımın ucuna kadar hissettim i̇şte onu kapatınca. Bu, işte bu. Aa, geliyor geliyor. Dinleyin birazdan rakıları doldurun amına koy. İçiyor zaten. Dur bakayım. Bir şöyle kapalıyken bir vurayım. O kadar olacak baba. Tabii canım. Sesteki stabilliğe bir bak. Evet, stabil için. Ya, yüksek ihtimalle bu işe başlayan birine böyle ördek gibi aynı tonda ilk başta bu temelden başlama işi bu abi, değil mi? Abi. Üflemeyi abi, öğrenmek abi. Yani. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben nota bile bilmeden kulaktan çalan yıllarca bir insanım. Öyle söyleyeyim sana. Çok kişi öğrettim klarneti. Yalan yok ama böyle tabi uzaktan eğitimde hiç kimseye öğretemiyorum. Ya artık yeni nesil uzaktan eğitime alışığız lütfen. Evet, yani. Evet. Şimdi mesela bak şöyle söyleyeyim. Elimde benim de klarnet var. Mesela hani ses nasıl gelir bilmiyorum. Nasıl? Bir üfler misin? Hayır. Şimdi çalmayla alakalı üfleyemem. Saat geç. He pardon. Tamam. Şöyle, sıkıntı yok. Hayır. Şöyle göstermek amacıyla gösterebilirim. Şöyle mesela. Hiçbir şeye üflemeden sadece yani ağızlıkla hiçbir tuşa basmadan şu ses gelmesi lazım. Bu gelmesi lazım. Çok iyi. Kanka hiç gelmedi. Discord muhtemelen gürültü engelleyici ayarlı. Evet gürültü engelleyici var. Hiç gelmedi. Çok tabii tabii hiç gelmediyse. Kapatabiliriz bu arada. Hiçbir şey yapmayınca bu geliyor evet. Gerçekten. Doğru. Oğlum ben benlik bir şey mi bilmiyorum da yani. Yok yok. Bir de çok iyi diyorum ya. Discord ses ayarlarında gürültü azaltmada crisp var. Onu yoka çekersen idare evet. Etmelik. Bir Discord de yankı engellemeyi kapatırsam. Evet, Discord hayatımda ilk defa bu sene kullandım. Evet, çok güzel. Yardımcı olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Böyle biberon emcükler gibi dudak hareketi diye bir şey var mı yoksa hep sabit mi? Yani böyle ağızdan yapamıyor muyum onu? Şimdi şöyle, tabii ki dudak hareketlerinin çok büyük önemi var. Ama senin ilk önce öğrenmen gereken şey, şöyle söyleyeyim ben sana. En baştan aslında onu söylemem gerekiyordu. Alt dudağını kamış yani ağzına girdikten sonra alt dudağını bir miktar böyle içeriye doğru aslında kıvırıyorsun. Yani olayın özeti o. Ondan sonra üst dişlerin, o iki dişin üst tarafa değiyor. Evet. Aynen. Doğru söylüyorsun. Nişanlandırıcı da öyle. Evet evet o da öyle. Onun alt dudağı yok oldu hatta yıllar sonra. Evet, alt tabii. Dudağı silindi o adamın artık. Sonradan üst dudağın da o iki dişi kapatıyor. Ve içeriden yani bir hava yanlardan sağdan soldan çıkmamasını sağlıyor aslında. Evet gayet güzel. İşte bu işte bu. Tamam. Çok güzel. Anladım. Ya ben işin triğini veriyorum aslında sana. Evet yani evet zaten o yani ama. Detaylı bir eğitim için şey yapamayız zaten ilerletemeyiz ama en azından bir ses çıkarabilmek. Hani o önemliydi. Bir daha deniyorum hocam. Tabii estağfurullah buyur. Bu biraz pes şey oldu. Bunun ucuna sigara taksam buradan gireceksem acaba alır mı duman diye merak ettim de. Ya da şu delikleri sigarayla kapatsak. Sen çaktırmadan yayında çok sigara içiyorsun diyorlar ya alttan iç böyle alttan tak sigarayı. Oo bu savaş şeyi gibi oldu lan. Bak bak evet, evet. Daha da derinden gireceğim bak. Vay. Dur. Bu savaşta biraz sıkıntı olabilir bu. Bu yeni çağın savaşı bu. Dur. Neydi? Alt dudağı kıvır. Alt dudağı çok az kıvırıyorsun içeriye doğru. Üst dişlerinde iki dişinle üstüne koyuyorsun ve dudağını kapatıyorsun. Öyle düşün. Hocam ayarı gitti. Bak, şu an çok sıkıyorsun. Çok an, sıkıyorum. Kendimi çok evet, sıkıyorum. Dudaklarını fazla sıktığın için şu an ses gelmiyor. Aslında biraz rahat bırakman gerekiyor. Evet. Aynen. Çok güzel.
Çok iyi. Bu yandaki bu ne yapıyor bu? Bayağı tonu değiştiriyor. Ya ben şu an sesim sana gelebilse klarneti çaldığımda göstereceğim de gelemiyor. Anlatamıyorum o yüzden ama onlar mesela ara ses gibi düşünebilirsin. He böyle ince yani, ince name böyle. Çok kullanacaksın. Onları çarpma olarak kullanacaksın. Ara ses olarak ya her bir şeyi çok kullanacaksın. Öyle söyleyeyim sana aslına bakarsan. Ama tavsiyem sana şudur. Çok böyle tuşlara basmadan, hı hı. Düz böyle hiçbir tuşa hatta basmadan, aynen. Buna çalış. Aynen. Tamam abi, bu çözülmüş, bu bitmiş. Zaten araya onu çakmak zorunda. Hayır hayır, o şeyi anlamaya çalışıyorum. Yani hani sesi net değiştiren hangisi diye, bu zaten direkt değişti. Aha. Mesela ara sesleri vuruyorum ya, o ara sesler aslında o sesler yani. Adam bak gördün 5 saniye çal duygulandı, duydunuz mu? Harbi çalıyor zaten. Direkt duygulandı ve peki hocam şu az önce verdiğin nameyi ben kaç güne çalarım? Sen tabii ki çok kısa bir süre çalarsın çünkü ben sana işin içini öğreteceğim tabiri caizse. Ya eğitimi kökten alsan hani uzun bir zaman olsa yani çok bir sene belki 2 senede hani bu böyle bu seviyeye çok rahat gelebilirsin. Ama biraz triğini alsan işin çok daha kısalıyor yani o süre. Tabii o da sana bağlı. İşte şu an online eğitimler çok popüler mesela, yani alabilirsin. Vallahi böyle bir iki tane ezbere bir şey bilsen zaten bir ortama gittiğinde kanka ver ya falan deyip onu öttürsen abi. Üçüncü istediklerine yeter abi bu kadar falan deyip hani ağırlığını masaya koyup ya abi şey biraz boğazlarım da tıkadı biz efkara devam edelim deyip orada şey taş şağı koyacağım masaya. Klarnetin de bir adabı vardır. Heh mesela uyduracaksın orada. Ayıptır falan. Benim hani bak diyeceksin ki dedem öğretti bana bu klarnet olayını. Başka bir ortamda eğer zanaatini, sanatını doğru şekilde sergileyemeyeceksen misafirlerin için maksimum evet. 2 tane çal dedi. Biz de bu adab-ı üslupta giderek elimizden gelen şekilde ayıptır. Evet ayıptır. Orada da hemen arkadan da rakı dediğin böyle bir şeyler falan anlatacaksın. Siktirip gideceksin sonra. Millet de bir bokslanacak seni. Çıkacaksın oradan işte. Çok mantıklı vallahi. O yüzden ezbere yani yapmak lazım. Biz eskiden Akdeniz akşamlarıyla baba bir masal anlat bana. Baktın mı gitar çalıyorsun ama hadi hadi devam şunu da çalar mısın? Orada kalıyorsun yeter. Senin sesin falan güzel yani. Tabii. Tonu da güzel. Yok be abi ne hani, güzel. Hayır yok yani oturtturabiliyorsun. En azından istesen bir şarkıya çok rahat oturtturabiliyorsun. Biraz bence senin kulak bilgin de var yani. Elimden geldiği kulak. Dur hemen tam onun üstüne devam etmeliydim bak. Tabii hocam. İnce veriyorum mikrofona gelmiyor. Orada aslında ben bir name yapıyorum da olmuyor ya. Ya sesi engelleyici. Ya şöyle düşün. Bak keseyim biraz seni. Şöyle düşün. Biraz da meşgul değilim bilmiyorum. Bir şöyle bir ucundan bir daha bir geç değilse. Saat 8 ya. Hayır. Ses gelse keşke istediğin çalışsın. Ya komşu da yakar bir şey olmaz. Komşu da efkarlanır ya. Ya ayıptır söylemesi. Güvenlik listede oturuyor. Merkez alıştı yani. He o zor işte bak ya. Bu normal bir apartmandan eğitim yapayım. Gece evet, işten evet. Dönüyorum saat 11'de 12'de bir antrenman yapayım de. Sen yapamıyorsun. Götüne götüne çalman ya. Lazım yani. Yo sıkıntı yok. Ben artık yani böyle bahtıra bahtıra çalmayı da işte daha kısık sesle çalmayı da kendime empoze ettim yani. Sıkıntı yok benim için de. Ya mesela ben küçükken benim üst katımdaki adam sürekli gitar çalışırdı benim yatacağım saatte. Benim çok hoşuma gidiyordu yani. Böyle küçük küçük dinleyelim kimi, diye uyuyordum kimi yani. Çok seviyor. Kimi de yani ben daha rahatsız oldum. Görmüyorum. 3 adres değiştirdim. Rahatsızım senden diyen olmadı. Hatta şu saatte çal da ben de rakımı koyuyorum. Vay işte sevdiğimiz komşu tipleri. Ona sipariş vermişim. Hayır. İstek yazıp üst kata atıyordum falan. Bir de bunda bir fırt sigaranı çekip öylece bak bekle. İşte bilsem ne şov yaparım yayında ya. Yani dumanlamak. Bak, doğru değil değil mi? Dumanlamak olmaz değil mi? Saygısızlık mı hocam? Yok estağfurullah niye olmasın ya?
Ben Rani'yi merak ediyorum. Bakalım piyano falan var. Piyano çalar o ya. O şeye başladı bile. Interstellar mıdır nedir? Ona çalıyordu en son. Interstellar'ı birazdan çalıyorum. Çalsın sana. Ben kemanı çok merak ediyorum. Tabii işte beraber üçümüz aynı anda konser vereceğiz. Aynen. Bak şu an çok iyi mesela. Vallahi çok iyi. Yani şey için söylemiyorum. Mübalağa yapıyorum ama. Hani klarnetin tonu zaten iyi değil anladığım kadarıyla. Kamış'ın da seçim olaraktan iyi değil. Senin ağzına veya marka olarak numaraları var. Sen onda değilsin şu an. Ona rağmen gerçekten ilk kez belki üflüyor musun bilmiyorum. Ben ilk kez üflüyor diye konuşuyorum ama. İlk kez üflüyorum. Gayet de iyi. Yani çok yıllar önce bir DVD'ci arkadaşım vardı. O da çok güzel saksafon çalıyordu. Bir gün bana böyle bir göster dedim. Böyle bir üfletti o yani o kadar. Yani harbiden... Enstrüman arkadaşlar. İnşallah öyle değil. Al dedi, çal dedi. Ben de böyle bir yaptım, bırardım, teslim ettim. Çok kötü abi işte. Bu çok büyük bir stres. Bana bunu kakaladılar. Evet. Yani kötü diye söylemiyorum. Üflemeliği ben yapayım diye. Şimdi birazdan da piyano çalacağım. Keman çalacağım. Kemanı da... Ama onu açmayayım değil mi? Kordon sen aç ya. Aç. Tamam açıyorum birazdan. Kordon'un kemanla şeyi çok zor olmuş. Gerçekten ilişkisi çok zor olmuş ama sen de bence de klarnet ekşiriyorum. Klarnet bence de yakışır ya. Ben burada evet yani mesela klarneti harbi çok hani ağırlıklı bir şey olarak görüyorum. Benim gözümde bence de. Ağır ya baba bir ton yani. bir şöyle hani normalde flüt olsa düğmelerine şu deliklerine bastın mı bir şey çıkıyor illa hani dan 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 falan yaparım ama bunda olmuyor onu anlamadım. Ama abi zaten işte o çıkan evet. Sesi değerli kılan şey de o zorluktur. Önemli olan yolculuktur. Varılan yer değil. Ya felsefe yapma amına koyayım. Nasıl yapacağım o şeyi? Yani şöyle sen flüt dediğin şeyde bir kere kamış yok. Kamışla üflediğin şey hava. Kamışın sonuçta çarpışmasıyla yani titreşimiyle aslında geliyor. Ve şöyle söyleyeyim yani sol elinde tuttuğum bölüm aslında bir oktav. Sağ elinde tuttuğum bir oktav. Oşa. Dört oktav var yani bu klarnet. Yani şu sesi çıkarsan bana yeterdi mesela bak. Hangisi? Aa onu nasıl yapayım ya? Hiçbir şeye basmadım. Hiçbir tuşa basmıyorsun, sadece üflüyorsun. Baksana nasıl dolmuş. Abi dur dinleyelim. Oldu ben de bir anda götüm kalktı. Düet yapıyorum sandım amına koyayım. o da aynı tondan girdi çünkü. Dedim birlikte yürütürüz sen dur dedin. Belki de imkansız bir hani globallere falan çıkacak bir şey olacaktı. Abi öyle bir şey yaşansın ya. Çok epik olurdu. Evet ya beginner vs pro falan diyor. Estağfurullah ben vallahi Taksim falan yapacağız zannettim. Hocam giriyorum ben de. Deneyim bir hadi bakalım. Bir bakalım vurabiliyor musunuz aynı anda hadi. Çıkmıyor hocam. Bir dakika dur. Bir şey diyeceğim. Sen de ayarlardan hemen bir algı seviyesini sıfıra indirsene. Algı seviyesi sıfır. Ben nasıl yapmam lazım? Ekran aç. Bak, iki dakika yardım edeyim ben sana istersen. Ben de iki saniye bir hemen şurada bir antrenman yapıyorum. Hemen geliyorum. Tamam. Rahatsız etmeyeyim. Arkadaşlar başlıyorum. Bütün delikleri tıkadım galiba. Çıkmıyor amına koyayım. Bir şey yanlış yapıyorum şu an. Dur, ıkındırıyor. Bak gidiyor. Ne oluyor lan? Altıma sıçacağım birazdan. Bu ne ya? Aa tıkandı bu. Elini çek. Nereden? Dur bakayım. Düz bir basayım. Dudakları rahatlat abi. Tamam dudakları rahatlayınca çıkıyor. Şimdi alttaki deliği kapatacağım. Ya bu alttaki delik bozuyor galiba. Thank you.
Alttaki deliği anladım. Şimdi devam ederek diğerlerine geçiyorum. Biraz daha zorlasam saksafon gibi çıkacak. Çok sıkınca, dişi çok ezince zaten kilitliyorsun o yolu. Abi niye tıkanıyor bu yahu? Tekrar başa dönüyoruz. Abi enstrüman çalmak böyle bir şeydir amına koyayım. Ömrümde yarım saattir ilk defa elimde klarnet tutuyorum. Ne bekliyorsunuz? Yaşlı. Gaza giriş şeklimiz. Hani her şeyin çok güzel olduğunu düşünürsün ama olmaz ya. Gözü yaşlı. Bu arada dur sesi açayım, çok bekletmeyin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, geldim. Aleyküm selam, aleyküm selam. Evet. Eğitimimizi yaptık. Dinledik. Oo çok iyi. Dinleyebiliriz. Dinleyelim bakalım. Yani gir abi sen de. Abi ben de gireceğim. Sen gir, ben yakalayacağım seni. Kulaktan sallama çalıyorum ya. Ya bu nasıl bir kulaktan sallama babuş ya. Ya abi yıllar oldu ya. Hani öyle diyeyim ben. Bu arada daha şu var. Bir şey vurup da senin yayını öldürmek yok yok gel, niye canım ne olacak? Acığı da var. Acığı ne ya? Acısı da olacak. Acığı da var. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten klarnetin de böyle bir büyüsü var ama ya. Yani abi sana o yüzden diyoruz zaten. Direkt efkarlıyor ya. Adamı. Efkar yayınında ETS'yi kullanırken ayağınla bunu çalacaksın işte. Bir ayağınla da yayını kapatacaksın. Ya giremedim ya. Tam girecektim ya. Ama harbi çok güzel enstrüman ya. Çok iyi. Dertlendiriyor adamı ya. Otomatik olarak dertlendiriyor yani. Ya ben de tıkanıyor ya. Yani başlıyor duruyor bir an. Çok mu sıkıyorum dudaklarımı acaba? Ya evet, dudaklarını sıkıyorum mesela sen şu an. Ama
Dudağın oturması demek yani belki senin bir ayın iki ayını alır yani. Yapma ya, o kadar alır mı ya? Yani şöyle sadece dudak çalışılıyor ilk başta aslına bakarsan. Ama alıştım ha bak direkt koyabiliyorum dudağı yani. Evet evet. Ya bu da ince gireyim dedim hani. O şöyle oktav var aslına bakarsan. Şimdi ders gibi böyle sıkmak da istemem şimdi ne bileyim şey yapmak istemem ama. Ses var mı? Geliyor geliyor sesin geliyor. Benim de sesim geliyor. Karma takılıyorsun. Hatta az önce ince bıyık sesini şimdi duydum yani. Yani mesela şimdi senin çaldığın aslında mesela çalmaya çalıştım veya demin benim çaldığım. Birinci oktav diye düşünebilirsin. İlk oktav diye düşünebilirsin. Hmm. Ondan sonra mesela sen bu sesle veriyorsun ya mesela. Hani evet yani şu o. Ay yok olmadı ama doğrusunu yaptım yanlışlıkla. Anladım. Onun mesela dördüncü oktavda daha yüksek. Aynen bu oktavlara da şarkı içerisinde zaten çıkıyorsun şu an bilmeyerek çıkıyorsun aslına bakarsan yani. Bu üflemenin evet. Şiddetiyle mi ayarlanıyor yani? Hayır bu tabii dudağın dudak, mesafe evet. Şeydi yani bir santim sokacaksın dedi ya mesela o iki santim. Bak. Yani evet evet. Aman. Mesela böyle gidiyor diyelim mesela. O ikinci oktav diye düşün mesela. Çok iyi ya. Onu sen bak, bir dakika sen onu az önceki sesi tuşlara basmadan mı yaptın? Hayır. Arkadaki delik var ya mesela bastığın baş parmağınla. Onun üzerinde bir tuş daha var. O oktav tuşu. Oo. Ama dur. Bir dakika. Yakaladı yakaladı. Damarı yakaladı. Dur. Ha, ve 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 ve. Aynen ses sekiyor arkadaşlar mecbur bir dakika. Gibi mesela yani yukarıdan çalmak istediğin zaman aslına bakarsan o perdeyi kullanıyorsun. Abi yayın GG yazıyorlar ya. Niye yayın GG yazıyorlar ya? Ya dün de oldu belli bir internet sağlayıcılığında oluyor herhalde arada ya. Ha tamam okey öyle bir şey. Bizden dolayı olmuş olmaz. Yok yok ben ya. Yayında problem. Ben de sağlam. Sağlam mı birçok kişide? Ben de sağlam bir şey atmıyorum ya. Problem yaşatmasın da. Hayo. Olunca sıkıntı yok. O gitti geldi herhalde benim işlerim. Ay aman akım. Şu bir santim bir kayınca hemen inceliyor ya. Tabii ki. Geldi mi yayın? Var var yayın var. Alışıyorum ama ha. Senin ilk önce öğrenmen gereken evet. O değil ama. Yani sen o bahsettiğim oktavdan değil yani. O oktav zor bir iş. Yani evet. O ikinci aşaman, üçüncü aşaman olsun. Tavsiyem sana. İlk öğrenciğin hatta ne olsun biliyor musun? O az önce çıkardık ya o parçayı. O parçayla düzgün bir şekilde dudağını oturtturmak, onu öğrenmek olsun. İkincisi de sol elinle, sağ elin alt tarafı bile demiyorum bak. Sol elinle üstten sadece arka deliği bile kapatsan yani. Sadece şunu bile yapsan mesela. Bu da senin ikinci öğrenmen gereken olsun. Abi bu bozuk ya. Vallahi iletişime geçelim. Benimkinden alırsan istersen. Evet. Cennet Mahallesi moduna geçiyorum. Aynen öyle. Anladım ya. Güzel. Çok güzel ama. Bu arada hızlandırılmış eğitim gibi oldu ama bütün evet, mantığını evet. Da öğretti bize yani. Eline sağlık vallahi. Estağfurullah ne demek yani. Teşekkürler. Ben teşekkür buradan ederiz, çok kısıt estağfurullah öğretebileceğim şey çok nadir, çok az ama gene de en azından mantığını belki öğreteyim sana. Kesinlikle ben bunu bir çalışacağım bu arada. Zaman, yalan etmeyeceğim yani. Hiçbir zaman klarnetini tuşlarının üzerine koyma. Onu da tavsiye edeyim sana. Şimdi gördüm diye söylüyorum. Yok ya. Ona dikkat ederim. O bir anlık oldu ya. Hocam yani bir de o şöyle bir parça düştü amına koyayım. Bu ne? Ne o bakayım. Göremiyorum. Şöyle bir vida gibi. Kopmuş herhalde. Evet bir şey kopmuş oldu. Bu herhalde
Sanki düğmesiymiş gibi ya. Düğmesi değil, perdenin bir yeri koptu. Kameraya yaklaştırır mısın? Göstereyim hocam. Şöyle bir netlemiyor ama. Resmen bir dayağın ucu. Bir deliği kapatıyor bu belli. Bir yerinden bir yeri çıkmış. Ben bunu bulurum. Ya şu ya şurası galiba. Deliği tam uyumlu çünkü. Şu altına. O bunu parmak taktım. Dayama yeri. Evet, parmak olabilir. Dayama önemsizmiş. Aynen. Tamam. Ha hocam bu düşmüş bu. Şunun tutamacı gitmiş. Onu parmağını yani uzun süre çalışıyor ya mesela diyelim bir saat çalışacaksın. Parmağın hani yara bere olmasın işte falan diye. Çok güzel ama ya. Yani gerçekten bir iki tane ezbere bile olsa bir şeyleri çalmak çok istiyorum. Biz yüksek ihtimalle bir tane parçaya üçümüz çalışırız. Onu ezbere bir çalarız. İş biter. Aynen öyle. Yani iş biter değil inşallah edinirsin. İş yeni yani başlar. Sevgi edinirsin onu aynen. İzleyin. Bizi 3-4 ay sonra konserde izleyin. Aynen öyle. Biletler BiletX'de amına koyayım. Tamam bana öyle en önden ama ben BiletX'de. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun hocam. Ayıp ediyorsun. Eyvallah. Sıradaki enstrümanıma geçiyorum bu arada.